kaçırma, bu ter! Ter bu, ter! Yapma Volkan ya! Oyuncu değişikliği hakkımız da doldu! Oyuncu hakkı değişikliği doldu! Doldu hocam, doldu! Ellerinden öpüyorum Rüştü! Her yerinden öpüyorum, her yerinden! Bu arada Bursa'dan kuran bir mi var? 2-2 mi? Bayağı bir itiraf verim vardı. Adamlar bir araştırmışlar, almadılar. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışın. Hacı, 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 Hacı. Gel Tuşer'e, gel Tuşer'e. Oyundan fazlasına evet. Hepiniz hoş geldiniz. Alex, Kaan her zaman olduğu gibi yanımızdalar. Beyler hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ama bu sefer gerçekten yanımızdalar. Geçtiğimiz hafta benim evimden yaptığımız yayını bu hafta sürprizimizi gerçekleştirerek Karnaval stüdyolarından, Karnaval Radyo stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz sizin için önemsiz, bizim için büyük sürprizimiz buydu. Karnaval Radyo ile artık bir işbirliği içinde podcast'imizi bu stüdyolardan yapacağız. Onlar için önemsiz değil bu arada ya. Niye önemli olsun? Normal dinleyen onlar. Biz kaydedip gidiyoruz yani. Ha. Sonra o iğrenç ses kalitesiyle onlar uğraşıyor. Biz uğraşmıyoruz. İğrenç ses kalitesi derken o kadar uğraşıyorum onunla. Allah Allah. Ben de. Kaan Bey, telefonunuzun sesini biraz kısar mısınız? Sesiniz biraz demek istemiyorum. Peki tekrardan hoş geldiniz beyler. Merhaba. Bana bir şey geldi ya. Hafif bir yavşaklık geldi böyle şeye gelince. Stüdyoya girince yataklı kendimi... Yataklı kelimelere baştan gireyim diyorum. Bu arada adamın üzerine takım elbise var. Kaan, sen şu anda göremiyor musun? Kaan tabii yine Bodrum'dan bağlanıyor telefonla da. Alex'le biz stüdyodayız. Efendim, son dediğini duymadım. Onu belirtmeyecektim yani. Tabii tabii. Şimdi ifşa atacağım, fotoğrafını çekip paylaşacağım hesaptan. Ben olayı önemsediğim için bu şekilde geldim. Sizi bilmiyorum. Eski Beyoğlu beyefendileri gibi gelmişim. Peki, şimdi normalde konuşmayacaktık ama Kaan biraz kurt dökmek istiyormuş. Yayından önce yalvar yakar bize dedi ki, abi lütfen, abi ne olursun, ben Bodrum'da işte futboldan uzak kaldım. O yüzden biraz lig konuşalım diye, ligle başlayalım dedi. O yüzden Türkiye Ligi'nden her ne kadar ben haz etmesem de ondan başlayalım istedik. Kaan, valla ne söyleyeceksen söyle, ondan sonra esas konularımıza geçelim. Sen şimdi ne anlatmak istiyorsun bize? Bence de kesinlikle. Zaten benim de yorumlarım çok kısa olacak. Türksel Süper Lig mi artık neyse yani. Yok lan, 8 sene önceydi Türksel Süper Lig. Aa, ne? Spor Toto. Han Cavcav. Han Cavcav sezonu çok çetin bir küme düşme mücadelesiyle geçiyor. Osmanlı Spor, Konya Spor, Gençler Birliği, Alanya, Antalya bu haftaki sonuçlarla yırttı. Onun haricinde aklıma gelmeyen takım var mı diye söylüyorum. Konya Spor galiba. Geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonu Konya. Çetin bir düşmeme mücadelesi veriyor. Gençler Birliği son hafta sonucuyla içeride Antalya'ya yenilerek aslında kendini çok zora soktu. Ya sen bunları geç. Sen belli ki bir giriş yapıyorsun şu anda. Sen bir kurt döneceksin. Bir yerden birine vuracaksın sen. Bilmiyorum, benim Süper Lig'le ilgili yorumum buydu aslında. Çekişmenin olduğu yere işaret ettim. Başka ben puantörümün başka şeyine bakmamıştım aslında yani. UEFA'ya gidecek takımlar belli. Şampiyonlar Ligi belli. Birinci belli hani. O yüzden ben bu noktaya dikkat çekmek için sana yalvar yakar oldum. Adam kurgulamış. Az güzel kurgulamış, helal olsun. Hak verdim. Alex, sen neler söylemek istersin? Ya kısa bir maçların üstünden geçeyim diyorum. Önce Galatasaray'la başlayacağım. Dün beraber izledik Alex'le maçı. Evet. Skandal bir oyun diyebilirim. Galatasaray adına, evet. İlk yarı belki hani biraz daha iyi ama Akhisar gibi Karabük'ten sonra ligin içeride en kötü oynayan takımlarından bir tanesini. Üstüne üstlük işte hafta içi kupa finalleri var. Akıllar biraz daha orada falan. İkinci yarıdaki oyun bilmiyorum, çok garipti bence. Birazcık artık şeye veriyorum. Mental yorgunluk
ya şampiyonluk yaklaştıkça bir gerginlik falan. Ama bu şeyi de anlamıyorum. Mesela oyunculara bakarsak işte Muslera daha önce bir sürü şampiyonluğu var. İşte Selçuk, Fernando dediğin adam Manchester City'de oynamış. Buffett'in bir gomis kaç yaşında adam mesela. Penaltı kullanırken ayağı titriyor. Evet, yani biraz niye böyle bir hava oluştu üzerimizde bilmiyorum. Mesela geçen hafta Fatih Terim'in o şeyi penaltı atılırken arkasını dönmesi. Hmm. Fatih Terim böyle bir şey yaptığını siz hayatınızda gördünüz mü? Yok, gerçekten biraz garipti. UEFA finalinde değil mi? Gayet mesela cool bir şekilde sevinmesi de mesela cool. İşte izlerken de gayet cool falan. Ya da işte bir önceki girişinde o kadar şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gittik falan. Böyle bir hareket ben hiç hatırlamıyorum. Bu sene ekstra bir durum var gibi geliyor bana. O da tabii bazen avantaj. Böyle durumlarda da bir dezavantaj falan. Galatasaray'la ilgili son söyleyeceğim. Galatasaraylı arkadaşlara sesleniyorum buradan. Eğer Belanda'nın takıma faydasız olduğunu söyleyen bir Galatasaraylı varsa direkt olarak muhabbeti kesin. Yani bu maçta Belanda'nın ne demek olduğunu gördük. Takımın en önemli adamlarından. Şimdi hemen yeri gelmişken ben de istatistiğimi vereyim. Galatasaray Belhanda'nın olmadığı maçlarda normalde Galatasaray Belhandalı maçlarda 1.6 gol atarken Belhanda'nın olmadığı maçlarda 0.8 gol atıyormuş. Güzel. Ama Belhanda'nın zaten oynamadığı maçların %85'i deplasmanda ve Galatasaray zaten deplasmanda 0.9 gol atıyormuş. Dolayısıyla Belhanda'nın varlığı... Çünkü Belhanda oynamadığı için işte. Evet. Belhanda oynamadığı zaman daha fazla atıyor yani. Hayır canım. Evet. Öyle bir şey yok. İstatistiklerle konuşuyorum işte. Yok, inanmıyorum. Doğru olamaz. O zaman tek tek maçların zorluğuna da bakalım. Bu arada çok var. Ben az evvel tabii ki esprili bir giriş yaptım ama inan yani Galatasaray şampiyon olacaksa bile 2014-2015 sezonu dahil şampiyonluğa en az mental olarak yakın olan takım diyebilirim. Çok kim yakın abi, kimse yakın değil gibi yani. Hayır, Galatasaray kendi içinde yani. Galatasaray kendi içinde. Benim gördüğüm Galatasaray şampiyonluklarında mental olarak en zayıf takım bu takım. Kesin. Yani eğer olacaklarsa o da. Peki, hala onu diyorum yani. İki tane sorun var. Akhisar Spor maçı ile ilgili. Bir, Akhisar Spor'a ne kadar çanta gitmiştir? İki, özellikle Dani'ye ne kadar para gitmiştir? Bunu kimse itham altında bırakmak için söylemiyorum. Sadece bir merak sorusu olarak soruyorum. İkincisi de Fatih Terim Buffett'in bir gommis o penaltıyı kaçırdıktan sonra ne gibi bir ruh haliyle soyunma odasına girmiştir? Ya artık bilmiyorum, bitmiş maç. Orada çok fazla Fatih Terim'in sinirlendiğini zannetmiyorum. Bir de Gomis'e bu yükü kendisi yükledi. Bir daha olursa şey yapması gerekmez mi? Şu daha doğru olmaz mı? Medyaya bir daha Gomis, yani Gomis kaçırsa bile bir daha Gomis atacak dedi ya. Evet. Sonra içeride böyle ya ben öyle dedim de sen şey yap. Penaltı olunca sen böyle tamam ben atarım ama atmak istemiyorum deyip mesela Selçuk'a bırak falan dememiş abi. İşte ben söyleyeceğim daha vahim bir durum. Ben hemen penaltı pozisyonunda maç listesi, yani daha doğrusu oyuncular gözümün önüne geldi. Yani orada penaltıyı tek atacak adam Gomis vallahi. Yani. Selçuk? Çıkmış mıydı? Yok, oyunda değil. Abi Muslera. Birde bir. Abi Muslera kaçırsa ne yapacağız? Uzun valla Maykon'u düşündüm, ondan eledim ya. Yemin ediyorum sana. Maykon daha soğuk kanlı atar. Solak molak dinlemez diye düşündüm. Popescu gibi. Valla herif geri dönemez diye sonra vazgeçtim. Hocamı düşünemiyorum. Dani'ye de paraya gerek yok canım. Dani zaten böyle bir oyuncu. Zaten yani kendi hali satış adam. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bizdeyken de satıyordu. Ben evet. Şeyi hatırlıyorum ya. 2013-2014 sezonunda iç sahadaki Beşiktaş maçında muhteşem sıfır bir oyunumuz vardı. Tren gibi kaymıştı. 38 dakikadan mükemmel bir penaltıydı. Alex de şeyi hatırladı. Kulüç maçında yüklenirken Galatasaray, o Kulüç maçıydı değil mi? Evet evet. Nerede evet, pozisyonu evet. Hatırlatsana. Ya 90+2 falan böyle tamamen baskı kurmuşuz. İşte 10 kişi şeyde ceza sahasında, artık o adamlar da 11 kişi kendi ceza sahalarında falan. Taç kullanılıyor. Dani'ye geliyor orta sahanın bir 5 metre ilerisinde falan. Herkes bekliyor hani orta açacak bir karambol golü deniyoruz falan. Dani alıyor Dan diye şutu çekiyor, out'a atıyor. Murat Kosova maçın spikeri de, o da direkt ne yaptın Dani? İsyanını hemen paylaşıyor. Aslında neler demek istiyor. Peki bu hafta yine karşılaştırmalarımızı yapacağız. Aa, son bir dakika. Ha, pardon. Akhisar maçı ile ilgili buradan Şeytan Dilmen'e selam söylemek istiyorum hakikaten. Bu şeyi olayını duydunuz değil mi? İşte Akhisar'ın penaltısını neden Soner kullandı? Neden? Normalde Rıdvan diyor bunu. Ha.
Neden Soner kullanmıyor? Normalde Selezni kullanıyor diyor ama hiç öyle bir şey yokmuş meğersem. Evet, gösterdi. Bein Sports kaç tane penaltı attığını gösterdi Soner'in ya o zamana kadar. O zaman bu adam neyi söylüyor? Ya işte biliyoruz Rıdvan Dilmen kendi çapında algı operatörü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Teknikeri de diyebiliriz. Operatörü de diyebiliriz. Buradan Rıdvan Dilmen'e de söz hakkı doğduğu için kendisinin bu yayını dinlemediğini düşünerek, umut ederek yayınımıza devam edelim. Ya artık yani fiktif olmayan bir telefon bağlantımız da var abi. Hakikaten bağlarlar bak. Cart diye. Yayınımıza Rıdvan mı bağlanıyor şu anda? Bir anda herkes gireyim. Başkanım iyi akşamlar. Peki beyler, şimdi bu hafta iki tane konunun üzerinde duralım istedik. Şampiyonlar Ligi daha önce de konuşmuştuk zaten ama finalin adı henüz belli olmamıştı. Bir Şampiyonlar Ligi finalini konuşalım. Bir de NBA'de bir şeyler oluyor. Ne zamandır da konuşmuyoruz. Hazır yani konferans finalleri de yaklaşıyor. Yarı finaller bitmek üzere. Bir tık onlardan da bahsedelim. Şöyle bir üstün körü. Alex bugün şapkasını da getirmiş. Şapkasını da taktığı sürece NBA'de istediği kadar konuşabilir zaten, biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Şimdi biz geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda daha Roma maçının ilk maçı oynanmamıştı. Yayını bitirdik. Roma maçını izlemeye oturduk. Evet. Keyifli de maçtı. Çok güzeldi. Kaan 3. golden sonra başlarım bu işe, benim kuponum yattı deyip kalktı. Ama ondan sonra neyse ki karşılıklı gol kuponu tuttu ve Liverpool'un finale çıkacağından emin gibiydik. Hı-hı. Ama gibiydik. Ben emindim ya. Öyle mi? Evet. Kaan sen? Yani ben de evet. Peki ne oldu? Niye? Gayet rahattı bence maç. Hiç böyle hiçbir aşamasında Roma futbolcularının, taraftarlarının falan bir umut beslediğini zannetmiyorum. Ama o penaltı. Fark etmez canım. Ondan önce mesela bir önceki golde Nainggolan mı atıyor golü? Galiba evet. Evet. Nainggolan 3. golü atıyor. İşte tamam. 3. atıyor mesela, hiç sevinmiyor bile. Gidip topu da almıyor mesela. Onu demiyorum. Şeyin eline çarpan topu diyorum ya. Verilmeyen penaltı diyorum ben Roma'nın. Verse 3-2 daha erken olacak. Sonra ama diyeceğim. Sen galiba şeyden haberdar değilsin ya. UEFA şok bir karar aldı. Gefer'in ve Infantino buluştu. UEFA ve FIFA. Yarı finalde ikinci maçlarda elle oynamalar penaltı verilmedi. Böyle bir karar geçti. Yani o çünkü açıkladı. UEFA'nın resmi sitesinde de bir ara düştü. Sadece isyanla erişilebiliyor. ben okudum onu. Okudum metin, çünkü İngilizce ve Fransızca karışık yazılmış anlaşılmasın diye. Ama doğru. Yani Cüneyt Çakır falan, işte diğer hakem kimdi? Slovak. Unuttum ismini ama. Onlar iyi okumuşlar. Belli. Kurallara riayet ettiler yani. Bu talimata Kaan ve Deniz Çoban, başka ulaşabilen yok. Deniz Çoban her hafta yeni bir talimat çıkartıyor. Aynen ya. Ya bu kural daha geçen hafta içi değişti falan. Geçen ama her hafta bir kural aynen, değişiyor. Aynen. Geçen hafta Rosetti geldi, eğitim verdi. Bunun böyle yapılması gerektiğini söyledi falan. Peki bir şey diyeceğim. Salah'ın Roma Olimpiyat Stadı'nda ayaklarının tutulmasına ve neredeyse hiç top oynayamamasına ne diyorsunuz? Rezillik. Rezillik tek kelimeyle rezalet. Zaten ilk maçta yaşananlar da rezalet. Bununla ilgili bir tane tweet de attım. Artık ben gol attıktan sonra ellerini kaldıran, üzülme numarası yapan, vay efendim işte ben suçlu değilim, İşte ben sizi üzmek istemedim tarzı. Vallahi top ayağımı çarptı. Aynen. Ya şu hareketler gerçekten bir bitsin artık ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Peki ama şu güzel değil mi ya? Futbolun güzel değil mi mesela? Tamam Salah, ya sen orada bir sezon oynamışsın. Yani biraz hafif artistik kokuyor. Şimdi Salah'ı ne kadar sevdiğimizi herkes biliyor hepsi, da. Hepsi artistik kokuyor. Abi mesela Batistuta. Ne olmuş Batistuta'ya? Batistuta futbolu bıraktı. Ya Batistuta'nın efsane, ikonik bir anı var ya. Roma formasıyla Fiorentina'ya gol atınca. Böyle hani üzülüyor adam. Ya da İlhan Mansız mesela, Türkiye'deki örneği herkesin evet. Bildiği. Ankara Gücü'ndeyken Beşiktaş'a gol atıyor. Yani böyle elini de kaldırmıyor. Adam sonra ne sevinmiyor. Yapması gerekiyor söyleyeyim. Formayı çıkartacak. Salla salla salla. Sonra Drogba gibi kayacak yerde. Bu yani futbol bu. O zaman şimdi mesela şu anki takımına saygısızlık etmiş olmuyor musun, onların taraftarına? Tabii canım, bir de millet üstüne de atlıyor yani. O sen öyle saygı şeyi yapıyor musun diye bakmıyor yani. Seviniyor hayvan gibi. Gol attı.
Benim bakışım Alex'le benzer ama ben sadece şunu söylüyorum. Ya bazılarının numara koktuğu çok belli. Hepsi. İşte ben de mesela 3-4 tane, 3-4 tane değil mi? 1-2 tane böyle ikonik an var. Mesela onları anlayabiliyorum sadece. Niye gittin o zaman abi? Kal Roma'da. Para vermemişlerdir. Tamam abi, o kadar meraklısın Roma'da oynamaya. Ya şöyle düşün bak, Tarık Akan. Tamam mı? Necla. Buradan nereye gideceğiz? Hayır lütfen arkadaşlar. Tarık Akan Necla Nazır'ı çok sever. Tamam mı filmde? Müşfik Kenter'de. Tamam, bu isimleri tamamen atıyorum bu arada. Muhtemelen başka birileri oynuyordur bunu da. Müşfik Kenter'de. Selvi Boylu Mal Yazmalım. Selvi Boylu Mal Yazmalım da olur. Hadi diyelim ki Müşfik Kenter'de gelir der ki bu kızımı bırakman için sana şu kadar para teklif ediyorum. Burada yapılması gereken nedir? O parayı alıp o kızı bırakmak. Bunda hemfikiriz değil mi? Hayır. Nasıl ya? Sana mesela 10 milyon dolar verecekler, bu kızı bırakacaklar. Vazgeçmem. Ya şimdi yeme beni ya. Bak nanik yapıyor bir yandan da diliyle bana. Bunu. Ama vazgeçersem de ya, parayı aldıktan sonra şey yapmam. Lan altında bırakıyorsun ya. Adam takım elbiseyle gelmiş. Buradan kız istemeye gidiyorum ben belki. Ya olması gereken şu değil midir? O parayı alırsın ama yine de o aşkını devam ettirirsin. Uzaktan sevmeye devam edersin. Dolayısıyla mesela Florentina'dan da ayrıldığında yani paraya olması gerektiği gibi paraya gitti. Parayı aldı. Ama yine de seviyordu Florentina'yı. O yüzden içinden gelmedi sevinmek. Kabul etmiyorum. Eğer yeteri kadar sevseydi zaten o zaman parayı kabul etmezdi. Yeteri kadar sevmiyorsan da gol atınca özür dilemeyeceksin yani futbolun. O zaman çıkma maça ya. Böyle bir şey yap. Ama o zaman para vermiyorlar. Bak para her niye zaman canım, bu kadar parayı kazandı ya, işte. Bir tane maç başı mı kaçıracak? Alex'in takıldığı nokta, ben doğru mu anladım? Şey mi? Özür dileme şeyi değil mi? Evet, hareketi. Evet. Yani, ben sevinmeme, sevinmeme. Sevinmeme diyorum ben ya. Özür dilemesi de gerek yok tabii ki, böyle kalkıp böyle popülizm değil. Ya sadece abi, adam içinden gelmemiş ve sevinmemiş ve bunun şov olmadığı mesela bence Batistuta'nın pozisyonunda ya da Elon Musk pozisyonunda belli oluyor. Ben buna okeyim. Sevinmiyor. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim mesela. Ben bugün mucizevi bir şekilde bir profesyonel futbolcuya dönüşsem. Ondan sonra da işte belki Trabzonspor'da oynuyorum mesela. Yandık. Üf, ne döverler seni. İşte hasbelkader Galatasaray'ın karşısına çıktık. Ben Galatasaray'a gol atamam. Atamazsın. Atamam. Oynayamam. Mümkün ama, değil. Ama mesela oynarsan 10 milyon dolar verecek. Yok. Gol atarsan ya hayır, ayağın gitmez yani. 100 milyon dolara protezin gider. Abi 100 milyon dolar da alıyorsam o zaman bak söylüyorum. Gol atarım, tel örgülere tırmanırım. ya o. İkisinden biri olacak. O tel örgülere tırman da Kaan seni ne yapıyor acaba? O tel örgülerin arkasında. Deplasman tırmanı taş atıyor. Abi ben de tamamen şey yaparım canım. Popülist davranırım. Orada küfür eder, şeyler yapar. Ertesi gün Nusret'te galibiyet buldum. Hani buraya Nusret reklamı aldık. Peki Bayern Münih Real Madrid maçı, o hakikaten hayatımda Bayern Münih tutacağım aklıma gelmezdi ya. Böyle bir yani hem efsane oynadılar. Yani benim izlediğim son dönemde izlediğim en güzel maçlardan biriydi hatta. Böyle bir evet, durup düşünüyorum. Aklıma bir şey geliyor. Geçen seneki 2-2'lik Galatasaray Beşiktaş maçı İnönü'ndeki. O çok güzeldi. 2-2 miydi? Evet. O maç geliyor. O çok güzeldi. Bir de bu maç geliyor mesela. Bu da efsane maçtı. Güzel maçtı bayağı. Evet. Yani daha vardı da şimdi aklıma onlar geldi. Bu haftaki Galatasaray, yani daha doğrusu onun haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçı da çok benzerdi. Sadece daha kaliteli futbolcularla daha büyük bir statta oynandı yani. Şey de güzeldi. Bana yani, çok anımsattı gerçekten. Fenerbahçe yani, Beşiktaş maçı da güzeldi. Çok olması falan. Geçtiğimiz haftaki. Yani orta sahaları çabuk geçirdiği, direkt kaleye gittiği. Biraz geç geldi galiba. Kaan Bey sesiniz yine geç bağlanıyor galiba. Evet. 3G ile bağlanıyoruz. Peki yani siz neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi ben hayatımda ilk defa Bayern Münih'i tuttum. Çünkü yani bu arada ikisini de tutmuyordum. Hani kim çıkarsa çıksın da, ama maçta Cüneyt Çakır'ın yaptıkları ve Bayern Münih'in de hak eden taraf olması ve Ulreich gerizekalısının, galiba burada küfredebilirim çünkü adam da kabul ediyor. Yabancıya her şey serbest. Yani o şerefsizin o topu eliyle tutmak yerine ayakla vurmak yerine gibi karmaşıklıklar yaşayıp Benzema'ya gol attırması sonucu ben Bayern Münih'i tuttum ama olmadı. Yani evet, hakikaten kalecilerin kaderini değiştirdiği bir eşleşme oldu. İki kaleciyi yer değiştirsen Bayern Münih iki maçı da alırdı. Çok büyük ihtimalle. Bilmiyorum ya, gerçekten bazen futbolun adaleti yok. Yani. Ya. Hayda. Yani evet, hakikaten öyle, yapacak bir şey yok ya.
Bayern Münih yani... daha fazla ne yapabilirdi? Bilmiyorum. Cüneyt Çakır'a para verebilirdi herhalde. Daha fazla ya Alex'in, şey Alex'in manşeti futbolun tırnak içinde real itesi. Çok güzel. Yani hakikaten bunu yayından alamıyor muyuz ya? Teknisyen arkadaşlara bir rica etsek de. Şu Kaan Bey'i biraz yayından alsak dinlensin. Aklıma şey geldi ya. Kaleciler yer değiştirse maçın sonucu şey olurdu. Birebir ters olur dedin ya. Hayatımda benim gördüğüm en şey bu şeye uygun, bu lafa uygun en şey maç, ne konuşamadım arkadaş, en net maç Galatasaray Fenerbahçe kupa maçı 5-1. Rüştü ile evet. Mondragon yer değiştirse muhtemelen skor 1-5 bitecek ya. Hayır, abartı kesinlikle. 3-2 3-2 kazanırdık mesela muhtemelen. Orada Hacı'nın peki tarihi farka giderken Necati oyundan çıkarması korkaklığı, ne diyorsunuz? Necati'yi bırak, Ribery'yi de çıkarttı. Ribery'yi çıkardı. Korkaklığın da ötesine geçmesi, ne diyorsunuz o zaman? Hıncal Uluç'a bu konuda uzmandır. Korkaklık konusunda ve şey oyuncu paritesi konusunda uzmandır. Aynen. Yasin 10 tane Feguli, 50 tane Belhan. Ama güven verirsen, böyle de bir şart koymuş. Yani sonra Yasin var. Oh dedirtir yani. Peki bu konuda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şey, tahminleri yine alalım. Real Liverpool eşleşti. Daha önce de bizim tahmin ettiğimiz gibi iki aynı logolu sponsoru bir araya getirmek istemiyorlardı zaten. Bir New Balance, bir de Adidas. Buraya New Balance ve Adidas reklamı aldık. Bunları karşı karşıya getirdiler. Liverpool, Real Madrid, yani garip, tahmin etmesi zor bir maç. Yani sanki Real Madrid gibi kokuyor ama bir yandan Liverpool'un da böyle bir garip dönemi oluyor. Üçlüsü böyle bir coşuyor, bir anda 6 gol birden atıyor falan. O yüzden tahmin zor. Ben bir tahmin yapamıyorum. Topu size atıyorum o yüzden. Kaan, sen ne diyorsun? Bence Real Madrid kupayı alır. 3 sene üstte Avrupa şampiyonu olur. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Real Madrid. Peki temennin ve tahminin ikisi de aynı galiba. Aslında yani temennim öyle. Çünkü Klopp'tan nefret ediyorum. Real Madrid'i ve Zidane'ı da bir hayli seviyorum. Umarım 3-0 kazanırlar. Daha fazla atabilirlerse daha fazla atsınlar. ya Ronaldo şey yapsın ya. Yine kralcı, liseli ve liseci kan klasını konuşurdu. Alex, sen ezilenin yanında olan, halkın evet, yanında olan evet. Alex, sen neler söylüyorsun? Balon patlar diyorum ben. Zidane'ın kel kafası kızarır bu maç. Hakikaten yani Real Madrid hiç hak etmiyor. Hiç ama yani. Liverpool'da bir o kadar hak ediyor bence bu sene. O yüzden ilahi adalet geç de olsa tecelli edecektir. Umuyoruz. Evet. Ben de öyle umuyorum açıkçası. Benim temennim bu ama bir tahminim yok çünkü çok zor geliyor. Benim için ikisi aynı şey. Peki 19 gün var. Evet, 26 Mayıs'ta yanılmıyorsam final Kiev'de. Nerede? Kiev'de. 26 Mayıs'ta, 19 gün sonra bir dahaki şeyde tekrar konuşuruz bu tahminimizi. NBA'ye uzanalım isterseniz. Bir kısaca ona değinelim. Çünkü NBA'de doğu final, yani konferans finalleri belli olunca önümüzdeki hafta falan biraz daha net konuşuruz. Şimdilik kısa bir, yani tahmin yapılacak bir durum da yok ama hani geleceğe dair bir projeksiyon isteyeyim sizden. Çünkü doğu konferansında belli zaten kimin çıktığı finallere. Yani Cleveland Indiana'yı çok zor geçmiş olmasına rağmen, yani 4-3 ile son maça kalmasına rağmen Toronto'ya şu anda 3-0 üstün. Ve şunu hatırlatalım bilmeyenler için. Tarihte playofflarda 3-0'dan çevirip 4-3'e getirebilen yok. Bir tek 2000'li yıllarda yanılmıyorsam Scottie Pippen'ın falan olduğu Portland olabilir. Portland 3-0'dan 3-3'e kadar getirmeyi başarıyor ki o da tarihte ilk. Sonra 4-3 eleniyorlar. Onun dışında bunu yapabilen yok ve şu anda Boston, Philadelphia ve Toronto, Cleveland serilerinde Cleveland ve Boston 3'er 3-0 önde rakiplerine göre. Batı'da eşler bir tık daha farklı. Yani onda da şöyle, aslında yine tarihten bir örnek vereyim. Onda da iki seride 3-1 Golden State ve Houston önde, Utah ve New Orleans karşısında. Orada da 3-1'den 4-3 yapabilen tarihte benim hatırladığım kadarıyla takım yok. Ama yani varsa da bir elin parmağını geçmediğine eminim. Golden State kaçtan kaybetmişti? Golden State'i Dallas birinci sıradan gelip 8. sıradaki Golden State'e elenmişti 2005'li yıllarda. Yok yok, en son Golden State kaybettiğinde kaç kaçtan kaybetmişti? Ha, Cleveland'da 2-0'dan kaybetmişti. 2-0'dan. 2-0'dan 4-2. 2-0'dan gayet normal.
Yani 2-0'dan olur ama 3-1. Evet. Çünkü 3 yani 4'e gelen kazanıyor ya sonuçta. Hani bilmeyenler için. Aynen öyle. Sonuçta biz çok iyi biliyoruz da. Yani 4'e gelen kazandığı için burada sıkıntı var. Evet, neler söylersiniz? Hem bu şeyler üzerinde, eşleşmeler üzerinde, hem de bir gelecek projeksiyonu alalım. Yani finallere kim kalır, sonra ne olur? LeBron'a ne kadar saygı duymalıyız? Seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Alex, senle başlayalım. Şapkanı da taktın hazır. Evet. Bir LeBron nefretçisi olarak artık iyiden iyiye adamın hakkını vermek istiyorum. Yani bu kadar fazla laf edilen ama bu kadar fazla da her seferinde insanlara ağzının payını veren bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Cristiano Ronaldo bu kadar değil bence. Çünkü sürekli boş kaleye gol atıyor. ya da işte penaldo yapıyor ya da. Ama hakikaten LeBron James inanılmaz. Mesela bu son maçtaki buzzer beater falan. Olacak iş değil. O yüzden Cleveland Boston'da geçer. Böylelikle. Evet, Boston çoluk çocuk maalesef. Kyrie Irving'in yokluğu. Büyük... Şapkanın derinliklerine daldı Alex. Bakalım ne çıkacak. Tavşan çıkartacağım şimdi. Kötü etkiledi yani. Hakikaten kötü etkiledi. Öteki taraftan ama tabii ki Golden State diyorum. Şampiyon da yine Golden State diyorum. Olsun istiyor musun peki? Ya benim için aynı ikisi. Öyle söylüyorum ya. Temenni, tahmin aynı şey benim için. Ha. İkisini farklı şeye koyamam. Hem aklım hem kalbim bir evet, hareket. Evet yani edeyim. Şöyle olur. Sen rulette mesela bir kırmızıya bir siyaha koyar mısın aynı el? Hiçbir faydası yok. Ben bazen insana. Sırf kazanmak için koyuyorum. Ama kaybediyorum. Yok, ben hep aynı şey. Mesela 17'ye 10 dolar. Renk falan diyor. Tek sayı. Dolarla oynuyor bir de. Evet. Ben baştan sona Golden State all the way diyorum. Dub Nation alıp götürecek. Peki. Kaan, sen neler söylersin? Senin şapkan yok ama sen de biraz bir şeylerden bahset istersen. Ben de birazcık şeyim var. Yani. Şey aslında ya, Batı'da New Orleans çok acayip iş yaptı. Evet. İlk turda yani kaçıncı sıralarda hatırlamadım ama daha dezavantajlı başlayıp Portland'ı süpürdü. Evet evet. 7-2 süpür olduğu için süpürmüş oluyor. Bilgiyi de veriyor. Aynen. 4-0 ile geçti. Anthony Davis'in Drew Holiday takip edebildiğim kadarıyla bayağı iyi oynuyorlar. Hı-hı. Domine ediyorlar oyunu. Fakat işte karşılarında öyle bir takım var ki gerçekten nedir onun adı böyle? Yani kural harici bir takım gibi bir şey yani. Makina. Stephen Curry, işte Raymond Green, Kevin Durant, bilmem ne. Sinan Engin'in hani, oldu kal. Epey bir ben Kevin Durant'i geçen havaalanında gördüm. Kollarından tanıdım. Dizime değiyordu. Yani senin ondan final sonra tahminin nedir peki o zaman? Aa, sadede gelelim biz. Yok yani şey yok estağfurullah ama sadede gelelim yani. Gelelim. Golden State Batı'da final oynar. Doğu'da da Cleveland. Yani geçtiğimiz 3 senenin tekrarı olur diyorsunuz. Peki aynen. O zaman şöyle bir projeksiyonla geleceğim ben size. Ben de Golden State Cleveland diyorum. Alex'in de bu arada söylediklerine tamamen katılıyorum. Bu LeBron nefretçisi olup ama aşırı saygı duyuyorum. Nefret mi ediyorsunuz siz LeBron'la? Ya şöyle, Alex nefret ettin, sen mi nefret ettin? Ya ben hayır şöyleydi aslında benim. Sürekli böyle bir kahraman anti kahraman ilişkisi oluyor ya şey ana akım şeyde. Ana akım medya demeyeyim de insanlarda genelde. Bende de o var. O şeye çok katılıyorum ben. O güruğa. Mesela işte Kobe'den nefret ediyordum. Ondan sonra Kobe'nin anti kahraman olarak LeBron gelince işte LeBron Kobe'yi sevmeye, LeBron'dan nefret etmeye başladım. Sonra mesela LeBron haterlığım devam etti. Şey Kevin Durant geldi onun yerine. Kevin Durant'ı çok seviyordum böyle. Aa, ne kadar iyi karakter falan. Şimdi Kevin Durant'tan nefret etmiyorum. Yani ama ciddi böyle artık bir hoşnutsuzluk var Kevin Durant'a karşı. Niye? Ya hem de ne bileyim çok güçlü çok boku çıktı yani. Tamam baba hadi iki şampiyonluk aldınız artık bir dağılın ya da bir şey olsun falan. Yani OKC'de çok sürünsün diyorsun değil mi? Ya OKC sürünsün tamam yani ama ne ya bileyim. Ya sen o adamla oynamak nasıl bir şey? Sen bunu tahmin edebilir misin? Ederim. Abdi Pekçi'de Kevin Durant'in Kevin Durant'la oynamak değil. Kimle? Westbrook'la oynamak.
Ha ya tamam haklı da gitsin başka takıma yani. Golden State'e niye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidecek? Gittiği takımı en güçlü yapacaktı işte. Dallas'a gidecekti işte. Nowitzki'nin yanına. Mesela Durant son saniye üçlüğünü atsa OKC'de şey yapar mı? Pardon der mi? O koca kollarını kaldırır. İçeride sıkıntı çıkar hakikaten. Yani. Gebertirler adam. Westbrook biliyorsun sinir küpü bir herif yani. Yani öyle gibi gözüküyor hakikaten. Ya ben o yüzden şimdi yavaş yavaş yani tam Alex'in dediği gibi adam o kadar fazla kendini ispatladı ve o kadar fazla yani hakikaten saygı duyuyorum. O yüzden nefretim geçti adama karşı. Artık sadece saygı duyabiliyorum. Projeksiyon yani size şut şeyi soracağım. Şöyle bir senaryo çizsem size. LeBron James bu sene de finale kalırsa toplamda kariyerinde yanılmıyorsam bunu tamamen atıyor da olabilirim. 9. kez NBA finaline kalmış olacak. 8. kez de üst üste kalmış olacak. Hı hı. Kazanırsa da kariyerindeki 4. şampiyonluğu olacak. Şimdi sürekli hani tarihin en iyisi olma muhabbetine Jordan'ın yanına kimseyi yaklaştırmıyoruz ya. Mesela ben öyleyim en azından. Ama evet. Ben sanki diyorum ki bu sene finale çıkar ve kazanırsa hem 8 final üst üste hem de 4. şampiyonluk bence artık Michael Jordan'la kıyaslanmayı hak edecek bir oyuncu olduğunu gösterir. O kadar da değil. O kadar anlattım ya biraz hani bir... O ya olabilir. İstatistikler ayrı bir şey ama bir oyuncunun oynarken verdiği his çok ayrı. Evet gerçi doğru. Ben buradan da o zaman beyin kanaması geçiren Sir Alex Ferguson'un evet geçmiş olsun dileklerimizi iletirken onun ünlü sözünü de hatırlayabilir miyim? Mini etek gibidir. Esas görülmesi gereken şeyi göstermez. Çok doğru. Yalnız geçmiş olsun. Bu şeyde de bu hastalıkta da Cüneyt Çakır'ın payı var diye biliyorum ben. O da niye verdiği kırmızıdan sonra hala toplanamadı. Orada pıhtı attı. Zaman evet. Zaman şey yapıyor. Sinsi pıhtı. Tekrarlıyor evet. Peki o zaman karşılaştırma bölümümüze gelelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümde başladık bu formata. Geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in yorumcularımız tarafından, Alex ve Kaan tarafından oldukça objektif bir değerlendirilmesi yapıldı. Belli başlı bilimsel kriterler koymuştuk. O kriterler içinde. Yine bilimsel değerlemelerle güzel bir karşılaştırma oldu ve burun farkıyla Aykut Kocaman kazandı. O farkın da hani kim hangi kriterlere kaç puan vermişti Twitter'da görebilirsiniz. Onu bir tablo halinde paylaştık. Böyle komikli, yakışıklı bir tablo yapmaya çalıştık. Grafik çok güzel olmuş. Sen mi yaptın onu? Evet, evet. Yok, yardım aldın mı? Çaldım direkt çaldım. Kimden çaldın? Şey, bir tane site var. Pick to chart mı? Öyle bir şey. Direkt oradan apardım. Hiç şaşırtmadım biliyor musun? Tabii canım. Ama yine de uğraştım yani. Bir orada en az bir yarım saat 45 dakikalık falan emek var. Temizinden de. Yani çaldığın şey için nasıl bu kadar emek verdin? İşte çaldığım çok belli olmasın diye. Yani mesela başka bir siteden fotoğraflarını alıp onu karikatüre çevirdim. Sonra o karikatürü aldım ona ekledim falan. Yani öyle kolay iş değil. Çaldık ama yani biz de uğraştık. Alın terimizle çaldık. Aynen. Orada puanlamaları bulabilirsiniz. Bu hafta yapabilir miyim? Bu haftaki kıyaslamayı bilmiyorum. Ona sözünü vermeyeyim. Bu arada Twitter adresimizi de yeri gelmişken hemen hatırlatalım. Bir oyundan fazlası. Bir sayıyla. Bir sayıyla ya da bir spor podcast'i şeklinde de. Bir sayıyla. Bir sayıyla. Tamam lan. Rakamla. Bir rakamla yazdığınız zaman bulabilirsiniz. Buradan Twitter'dan bizi takip ederseniz de seviniriz. Bu haftanın kıyaslamasına geldik. Bu hafta yine iki deve dişi gibi hocayı kıyaslayacağız. Yine tamamıyla bilimsel verilerle. Bu hafta kıyaslanacak olan karakterlerimiz Fatih Terim ve Zeljko Obradović. Oo. Güzel. Aslında bindik. Ultra hızlı trene bindik. Şimdi yine bunlar için geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu iki antrenör için 8 tane kriter belirledik. Bu kriterlerde Alex ve Kaan'ın teker teker oylamalarını ve sebeplerini öğreneceğiz. Buna göre de kimin kazandığını sizlere duyurmuş olacağız. Bu bilimsel verilerle bundan sonra kimi destekleyeceğinizi siz de çok daha rahat karar verebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ben kriterleri sayayım birden başlayarak. Ondan sonra üzerine konuşarak devam edelim. Hazırım hazırım. Hazır. Tamam. Hayır Alex'i burada görüyorum. Adam hazır. Kaan senin bir şey söylemen lazım yani. Hazırım hazırım. Ona göre. Peki ilk kriterimiz bu iki hocanın sportif geçmişleri. Şimdi size kısaca bilmeyenleri de siz biliyorsunuz zaten yani ikiniz de her yayına hazırlanıp geldiğiniz için size kısaca bilmeyenler için kısaca bu iki hocanın bir geçmiş sportif geçmişlerinden bahsedeyim. Antrenörlük değil
oyunculuk geçmişlerinden bahsedeyim. Şimdi bu iki oyuncu, bu Fatih Terim'den başlayayım. Fatih Terim bildiğiniz gibi Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı yaklaşık bir 10-15 sene herhalde. Tam detayını bilmiyorum. 14 sene. Ve kazandığı şampiyonluk sayısı Kaan hafızam yanlış hatırlatmıyorsa bana koca bir sıfır. Doğru. Alex doğru mu hatırlıyor? Doğru. Sıfır. Kocaman bir sıfır. Ses gidiyor ya. Şey mi? Peki diğer taraftan Obra'da, bu arada milli takımda da toplamda 50'nin üzerinde milli takım maçına çıkmış. Ama yani 50 herhalde şimdinin bir yüzüne falan tekabül ediyordur. O dönemdeki milli maç frekansını, yani sıklığını düşünürsek. Obradoviç de diğer taraftan Partizan'da. Yani bu iki hocanın da oynadığı diğer takımlar da vardı. Hani böyle yok işte Fatih Terim Adana Spor'da oynuyor falan filan. Obradoviç de kendi doğduğu takım olan Borat Cacak'ta oynuyor. Ama esas hani oyunculuk kariyeri Partizan'da geçiyor. Onun da aslında kulüp kariyeri olarak çok büyük bir başarısı yok. Bir Koraç Kupası var. O da yani çok overrated bir başarı. Gazoz. Evet, Gazoz Kupası yani. Yıllarca Efes ekmeğini yedi ama. Esas başarısı milli takımda. Yugoslavya milli takımı ile 1988 Seul'de gümüş. 1900'de de Avrupa Şampiyonası'nda Yugoslavya ile altın madalya kazanıyor. Şimdi bu iki oyuncunun, bu iki antrenörün oyunculuk geçmişlerini bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii ikisinin de popüler olduğu, yani sporlarının popüleritesi ve zorluğu, bu gibi kriterleri de göz önüne alarak, çünkü tamamıyla bilimsel olacak bu. Bu şekilde değerlendirmenizi rica edeceğim. Kaan Bey, sizle başlayalım isterseniz. Tabii. İkisi de bir kere yani profesyonel sporculuk kariyerlerinde senin söylediğin hani seneleri sarf ettiği için o formayı da bayrak adam olma şerefine nail olmuş karakterler. Yani bugün bir Partizanlı çok rahatlıkla Obradoviç forması giyebilir ve gururla da üstüne taşır. Belki muhtemelen o Pionier miydi onların stadı, tam şey yapamadım ama. Pionier mi? Partizan'ın stadı. Yok, o Kızıl Yıldız'ın Partizan'ın Doktor Aleksinovic miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi, bakarım. Sen ha, o stad, yani o şeyde nedir onun adı? Salonda şeyi asılmıştır muhtemelen. Üniforması asılmıştır muhtemelen. Fatih Terim de yani o bizim işte tam babalarımızın dönemine denk gelen 14 sene üstte şampiyon olmayan dönemde takıma iyi kötü bir kaptanlık yapmış ve bayrak bir adam hüviyetinde. Partizan'ın sahası Aleksandr Nikolic'miş bu arada. Ekleyeyim onu. Aleksandr Nikolic. Tamam. Yani şimdi de hani şartları şey yaptığın zaman, değerlendirdiğin zaman Galatasaray'ın 14 sene üstte şampiyon olamaması, o dönemki tabi hani sosyal akışkanlık falan bu döneme kıyas kabul etmez, fakat aman yine de... Bey, bunlar nasıl tabirler? Sosyal akışkanlık falan. Ya işte sosyal medya, cart cürt işte, onlar olmadığı için hani bu döneme şey yapamaz, yarışamaz belki ama sonuçta 14 sene Galatasaray'ın şampiyon olamadığı bir dönem ve bu 14 senenin tamamında kaptanlık yapan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bayağı bir yükü omuzlamış. Tamam, yani sen bu bir yol yapıyorsun şu anda. Evet. Bu verileri değerlendirdiğimde her ne kadar başarıları Fatih Terim'e göre, yani kulüpteki başarısı oyuncu statüsünde bir tık fazla olsa da, ben burada Fatih Hocam'a oyuncu olarak 8 veriyorum. Sayın Zenko Obradoviç'e de 6 veriyorum. Çünkü yani ne kadar tarafsız olduğumuzu da bu puanlamayla göstermiş olduk. Peki Alex? Ya iki tane sporcu olarak hani sadece kağıt üzerinde ya da masa başında değerlendirirsek olayı, Obradoviç biraz daha başarılı gibi duruyor bence. Ama birkaç tane faktör var. Birincisi, ortalama bir futbolcu çok iyi bir basketbolcudan daha değerlidir benim için. Yani bu da tamamen sübjektif ama benim fikrimi soruyorsun yani. İkincisi de Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak öyle kolay iş değil yani. Turnike atmaya benzemez. O yüzden de ben diyorum ki bu iki faktör birbirini dengeliyor gibi geldi bana. O yüzden ben diyorum ki ikisine de 6 veriyorum.
Evet, bu bence güzel bir kıyaslama oldu. Ben de şahsen orta yolcu ve Eyyamcı olduğum için puanlamaya katılmıyorum ama puanlıyor olsaydım Alex'in puanladığı gibi puanlardım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Peki bir diğer kritere geçiyorum o zaman. Bu kriterimiz yine bilimsel verilerle hazırlanmış olan yabancı dil konusunda iki antrenörü kıyaslamanızı rica edeceğim. Fatih Terim'in İtalyanca ve özellikle İngilizce olan hakimiyeti. Yayınımızın introsunu dinleyenler de intronun kapanışında kendisinin İngilizce derslerinden bir kuple bulabilir. Ve İtalyanca'da da özellikle Pirlo'yla olan muhabbetlerinde bu da ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan da Obradovic Sırpça, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca gibi dillerde sosyal bir akışkanlık olmasa da fiziki de denmez, dilsel bir akışkanlık sergiliyor. Bu konuda puanlamanız nasıl olur sevgili Alex? Ben Obradovic'in yabancı dilini duymadım, itiraf edeyim. Ama bütün şöyle bir olay var, buradan yola çıkabileceğimi düşünüyorum. Bütün basketbolcular iyi İngilizce konuşur. Buna nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu yani? Çünkü bütün basketbolcular, ya basketbol şeyi çok akışkan olduğu için. Ya tamam. Sen de Kaan'dan bir akışkan ya, diyordun. Ya. Doladı dilime. Ya şöyle, sürekli olarak Avrupa içinde bir gezme hali var basketbolda. Evet. Ve bir de şöyle bir şey söylenir ve bu doğrudur da, basketbol oynayan kitlenin genellikle eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu. İşte bu birçok şeye bağlanabilir bu arada. Şey, ailelerin biraz daha vizyoner olması ya da basketbol antrenmanlarının aslında okulla beraber futbola göre bir tık daha yani ilerleyebilmesi. Daha uyum hafif. Evet. Evet. Dolayısıyla bu gibi sebeplerden eğitimlerinin genellikle daha iyi olduğu aşikar aslında. Tabii. Yani basketbolcuların hani istisnalar hariç, özellikle Avrupa basketbolundaki basketbolcularla yapılan röportajlarda hep bir eğitim hayatı vesaire söz konusu oluyor. Yani hadi bu yüzden de zaten civarındaki basketbol kulüplerine yazıyorlar vesaire gibi hikayeleri oluyor. Geçen Sokrates de galiba şeyin Nicola Melli ile bir röportaj vardı. Ben kaçıyorum. Sokrates dediniz. Görüşmek üzere. Ondan sonra orada da mesela hani tercihini yaparken yöresindeki takıma gidiyor. Eğitimine de bir şekilde devam ediyor mutlaka. Bir de dediğim gibi başta biraz bahsetmeye çalıştım. Bir Avrupa içinde çok fazla bir yer değiştirme söz konusu. İşte atıyorum Euroleague'de sürekli bir sene önce başka bir takımda gördüğünüz oyuncuyu her sene farklı farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Yani biraz hayatta kalmalarını sağlayan şey de, İspanyol değilseniz eğer, İspanyollar biraz daha elit istemeyeyim de daha kapalı o konuda. Ve genellikle İspanya dışına çıkmayı istemiyorlar zaten. Dolayısıyla da İspanyolca onlara biraz daha fazla, hani İspanyolca yetiyor onlara ama diğer oyuncular öyle değil. Dediğim gibi herhalde bu iki şeyi birleştirince İngilizce konuşabilmeleri biraz ondan kaynaklanıyor diyeyim. O zaman ben puan vermeden önce son şeyimi söyleyeyim. Charles Dickens'ın bir lafı vardır. Herkesi kendi şartlarında değerlendireceksin abiciğim. Bak ya. Böyle de. Çok güzel. O yüzden bir Adanalı'nın ne kadar İngilizce veya İtalyanca konuşabileceği, ortalama bir Adanalı. Öbürü de ortalama bir Sırp. Sırp ne kadar ortalama bir Cacaklı. Cacak herkes bilir ki Sırbistan'ın Adana'sıdır. Dolayısıyla şartlar eşit. Fark etmez ama şimdi o Avrupa'nın göbeğinde. Doğu yani. Avrupa'nın göbeği. Evet. Avrupa'nın göbeği. Mesela ya, Hırvatça konuşuyor diyorsun. Yani bu kadar basit bir şey olamaz yani. Aynen. O yüzden ben böyle değerlendirdiğim zaman, ama Fatih Terim'in boyundan büyük atmaması lazım. Yani en büyük hatası bu oldu bence. Basit tutması gerekiyordu. Öyle olsaydı İngilizcesine kimse laf etmezdi. O yüzden Fatih Terim'e 5 diyorum, Obradovic'e 7 diyorum. Yani yine Alex çok güzel bir puanlama yaptı bence. Kaan, senden de bir Eyyam değil de puanlama alalım, pardon. Puanlama alacaksın herhalde. Çünkü ben de kesinlikle bilimsel verilerin ışığında konuşuyorum tamamen. Yani Alex'in dediklerine harfiyen katılıyorum açıkçası. Kesinlikle o iki figürü de kendi şartları içerisinde değerlendirmemiz lazım. Basketbolun kendi yaratmış olduğu kültür, bunu futbolun kültürüyle biraz daha yozlaşmış, biraz daha sokak kokan kültürüyle karşılaştırdığımızda şartların işte olmadığı ortaya çıkacak. Ve bu şartlar altında her ikisinin de sinirli birer antrenör olduğunu düşündüğünüzde,
hayatın tamamında yani Obrador için yabancı dili kullanması, özellikle sinirli durumlarda o domates suratlıyken kullandığı İngilizceyle Fatih Hocam'ın Gattuso'ya, Inzaghi'ye, işte geri geliyor Ümit Davala'ya bile İtalyanca kızdığını düşünüyorum. Hani vaffanculo cazzo di merda geçirdiğini böyle şey yaptığını düşünüyorum. Ama ben de burada Obradovic'i bir parça önde görüyorum. Obradovic'e puanım 7, Fatih Hocam'a puanım 6. Ama Fatih Hocam'a 6 veremem, 5. Peki. Bir diğer kritere geçelim. Hazır domateslerden de bahsetmişken Kaan, o zaman bu iki hocanın puanlamasını en çok merak ettiğim, yorumlarınızı en çok merak ettiğim kriterlerinden biri olan agresiflik seviyelerini puanlayalım. İkisinin de karakterlerinin, yani ikisini de tarif ederken kullanılabilecek ilk üç kelimeden biri diye tahmin ediyorum agresiflik. Dolayısıyla birçok örneğini ve gördüğümüz bu durumun değerlendirmesi için önce sözü Alex'e bırakıyorum. Ya agresiflik ikisinin de hakikaten karakterinin çok önemli bir parçası. Yani ikisi de bir de yaşlanmalarına rağmen aynı agresiflikte devam ediyor. Yani bir gençlik ateşi de değil. Evet. Ama bilmiyorum ya, sanki Obradovic'in siniri biraz daha toksik bir sinir gibi geliyor bana. Güzel güzel tabir. Ama burada hakikaten şeyi karşılaştırmak lazım. Mesela birinin baskette oyunun çok içinde olması ve anlık sinirini hemen gösterebilmesiyle öbürünün, mesela futbolda her şey hakikaten biraz daha uzak. İtiraz edeceğin zaman bile ancak dördüncü hakime itiraz edebiliyorsun. Hı hı. Çok uzak. Yani futbolcuları mesela küfür etsen duymuyorlar. Ancak oyundan çıkması lazım. İleri uçtaki kanat bir hata yapsa yandın yani. Duyur duyurabilirsin. Evet. Yani dolayısıyla Fatih Terim Obradovic kadar gösteremiyor. Belki de o kadar fazla sinirleniyordur hakikaten. Bir de bu sene biraz sakin. Evet, geçtiğimiz hafta da bahsettik. Fazla sakin kendi şeyine göre. Evet. Ve bence bu olumlu bir şey kendi adına. Yani hayatı daha uzun sürer. Yani torun falan gördü şimdi. Onların bir evlendiğini falan görmesi lazım yani. Peki evet. Bunu şöyle nasıl değerlendirmek lazım Alex? Mesela agresifliği aslında bir artı puan olarak mı değerlendirmek lazım? Çünkü onu söyleyecektim şimdi ben. Yani şimdi ben de çok fazla bilemedim. Agresiflik bir yandan mesela Obradovic'in işini yapmasının en temel faktörlerinden biri. Ama aynı zamanda ters tepdiği durumlar da oluyor. Yani aynı şey Fatih Terim için de geçerli. Aynı şey Fatih Terim için de geçerli. O yüzden bu puanlama, yani mesela hangisi daha fazla agresifse ona daha düşük puan mı vermek gerekir? Yani kötü bir şey olarak. Eksi mi verelim acaba bu şeyi? Ben artı, yani benim için agresiflik iyi bir şey. Hı, tamam. Sakin bir hoca düşünemiyorum sağ kenarında. Aykut Koca mı? Ya düşünemiyorum derken var bir sürü sakin hoca da ben görmek istemiyorum yani. Hoca değil diyorsun yani. Hoca değil, evet. Yani. Ben sinsi hoca görmek istemiyorum. Yani ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa onu yansıtsın. Peki o zaman puanlamanı alalım. Obradovic 8, Fatih Terim de 8 ya. O da bak, basket koçu olsa belki Obradovic'den daha fena döverdi milleti. Aynen öyle. Tamam. Daha erişebilirse, teması evet, açık olsa, evet, sürekli evet, oyuncu değişikliği falan olsa. Evet. Peki. O çok enteresan abi. Sürekli oyuncu değişikliği var ya mesela. Yani adam iki hata yapıyor baskette. Hani ben de buradan direkt puanlamaya geçeceğim. Adam iki hata yapıyor. Alıyorsun oyundan hırsla. Soruyorsun bir de Obradovic, sen böyle yine domates oluyorsun böyle. Kafasına bordo atıyorsun, geri geliyor bilmem ne falan. Geri geliyor, tokat atıyor. Geri geliyor. Geleceğiz ona, dur. Türkiye milli takımı kaptanına. Geleceğiz. Spoiler veriyorum. Ondan sonra. Neyse ama şey. Kesinlikle Alex'in dediği gibi basketbol çok daha hem sahaya hem oyuncuya yakın olduğu için mevcut sinirini, potansiyel sinirini çok daha rahat sergileyebileceğim bir alan. Ben de puanlara eşit diyorum. 8-8 diyorum. Peki. O zaman bir diğer kritere geçelim. Bu iki teknik direktörün karizmalarından biraz bahsedelim. Yani ikisinin de bu arada agresiflik ilk üç kelime tabir ederken, daha doğrusu
onun ikisini anlatırken kullanacağımız ilk üç kelimeden bir tanesi agresiflikken, yani karizma da kullanılır diye tahmin ediyorum. İlk üç mü bilmiyorum ama ilk beşe girer. Yani Fatih Terim en için. En azından birisi için girer. Evet, yani bence Fatih Terim için kesin girer. Aynen. Ama Obradovic'in de yani var yani. Şimdi karizması yok denilemez. Böyle stada girdiği zaman bir dolduruyor. Peki ben göremiyorum o zaman. Yani bir tek bu Fener stadı için olduğu için göremiyor olabilirsin belki ama bunun aynısını mesela Panathinaikos'un stadyumuna girdiği zaman da ya da yani hadi kendi çalıştığı takımlarda bir hürmet duygusu olduğu için oluyor olabilir ama diğer statlarda da mesela öyle. İşte bir Real Madrid stadına girdiği zaman hadi orayı da çalıştırdı. Gerçi adamı çalıştırmadığı kulüp yok da. Hani girdiği zaman dolduruyor. Belki sadakat da bir şey olmalıydı. Aynen. Kriter olmalıydı. Orada pompalayacaktık puanları hocam. Bu arada ikisinin kulüp kariyerlerinde çalıştırdıkları takım sayısı aynı olabilir. Obradovic 5 takım çalıştırdı şimdiye kadar. Fatih Terim. Değil mi? Fatih Terim Adana yok, Fatih Terim Ankara Gücü. Evet. Göztepe. Ankara Gücü, Göztepe, Galatasaray. Milli takım, takım sayarsan hadi 4 takım yani. Ha, Milan, Fiorentina. Milan, Fiorentina 6. Tamam, Obradovic'den fazla. Lazio. İtalyano. Peki karizmaları için de Kaan senden alalım puanlamaları. Ya karizma için aslında bir şey tanıtırken de bence birazcık orada rengimizi belli ettik yani. Hani Obradovic'in karizması bilmiyorum yani ama bağlı bulunduğu spordaki bilgeliği daha fazla. Yani kesinlikle. Ama bu bir karizma ürünü mü? Bence değil. Kesinlikle. Peki. Ama Fatih Terim'in özelliklerini saydığımızda hani karizma belki agresifliğinden de öte sayılabilecek bir yerde duruyor. Dolayısıyla buradaki puanım benim hocamın lehinde olacak. Hocama 8, Obradovic'e 6 veriyorum. Bravo. Güzel puanlama. Alex hemen hızlıca sana geçelim. Bu arada süremiz de azalıyor. Tamam ben çok net bir şekilde yorum yapacağım. Obradovic'in bahsedilen karizması nerede ben göremiyorum. Açık söylemek gerekirse. Belki de bakmayı bilmiyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. Öbür kriterlerde Obradovic'e yüksek puan verdiğim de oldu. Objektifliğimden şu an şüphem yok. Kesin buraya hazırladı kendini ya. Yok. Yok yani bilmiyorum. Ya şu ne kadar karizmatik bir görüntü. Bana dinleyenler ulaşıp söylesin hakikaten. İşte hakem hatalı bir karar vermiş. Böyle pantolonundan neredeyse çıkan bir beyaz gömlek, terli bir adam. Kıpkırmızı olmuş falan. Tabii. Bu görüntü benim aklıma Fatih Terim geliyor. Terli bir gömlek. Fatih Terim böyle bir görüntü vermedi. Fatih Terim böyle bir görüntü vermiyor. Kenarda çıldırsa bile nasıl çıldırıyor? Mesela bir Fatih Terim her zaman ne diyorum? Bir mafya babası gibi. Hayda. Böyle gözüküyor. Hakikaten böyle gözüküyor adam. Öyle bir karizması var yani. Peki. Yeri geldiği zaman mesela Peaky Blinders. O geçen bölüm mü bahsettim ondan? Evet. Yani o da mesela. Bunu herkes cesaret edemez. Obradovic'i bir kere öyle görelim bakalım. Görebileceğimizi hiç zannetmiyorum. O yüzden de Fatih Terim'e karizma puanım 9. Obradovic'e sadece bak sadece tip hareketler 0. Onu söyleyeyim. Hı hı. Hal tavır 0. Ama Kaan'ın bahsettiği çok önemliydi. O şeyi olaya hakim olması, işinde çok iyi olmasından dolayı aynı. 6 puan veriyor. Peki. Ya, mükemmel bir değerlendirme oldu. Mükemmel. Tarih yazıyoruz ya şu anda. Evet. Yani. Şu anda bayağı başa baş bu arada yine. Karnaval farkı diyebilir miyiz? Burada karnaval müziği geçecek. Peki yine hızlıca sonuç kriterimizi de sunalım. Biliyorsunuz ikisinin de geçmişinde istenmeyen hadiseler var. Dolayısıyla bu ikisinin bir kriminal geçmiş açısından da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Fatih Terim'i kısaca biliyoruz zaten. Siyasetle olan ilişkileri, birçok kere maç içinde hakemlere yaptığı hal ve tavırlar, futbolculuk döneminden bahsediyorum özellikle. Yine oyuncu dövmeler ve çeşitli hadiseleri karışma sonucu hapse girecekken çeşitli siyasi çevreler tarafından kurtarılma haberleri hepimizin malumu. Obradovic içinse şöyle bir enteresan bilgi var. Birçoğunuz biliyordur gerçi ama Obradovic de oyunculuğunun son yıllarında maalesef ki son 2 yılını hapiste geçirmek zorunda kalıyor.
arabasıyla yaptığı bir kaza sonucu kendi hatası olmasa bile bir mahkumiyet alıyor ve 2 sene boyunca hapis cezası çekiyor. Hapisini yatıyor, ondan sonra çıkıyor, bir sezon daha oynuyor, sonra da koç oluyor. Dolayısıyla ikisinin de kriminal açıdan bir incelenmesi gerektiğini düşünüyorum geçmişlerinin. Çünkü geçmiş her zaman geleceği etki eder. Doğru. Güzel laf. Evet. Kaan, senden hızlıca değerlendirme alalım. Puanlama alalım daha doğrusu. Evet. Yani benim aslında faaliyetlerim ve kriminal geçmiş dediğim zaman ilk aklıma gelen şey İsviçre maçı. Ne yalan söyleyeyim. Evet. O, teknik direktör olduğu hani milli takım başında galiba dünya 2010 Dünya Kupası olabilir veya bir önceki Dünya Kupası olabilir. 2006 Dünya Kupası olabilir. Valla ben de tam hatırlamıyorum. 2006 neyse. Herhalde. Ya. Tam bilemedim şimdi. Bana neyse. Da 2006 gibi geliyor. 2006 galiba. 2006 Dünya Kupası elemelerindeki baraj maçı. Kadıköy'deki maç. Orada bir böyle bir talimatla saldırmalar bilmem neler olmuştu. 6 numaraya vurun hareketi evet, vardı. Böyle şey, eli bas şeklinde aynen, hani. Bam bam bam. Hani benim direkt o geldi aklıma. Senin söylediklerinde ekstradan şey oldu. Obradovic'in kriminal seçilesini dökecek kadar bilgi birikimim yok. Ama özgüvenle söylersem hani hapis yatmasını da beklemiyordum açıkçası. Enteresanmış. Evet, ben de şaşırdım onu. Dolayısıyla burada hapis çok gözümü korkuttuğu için kriminalizasyon açısından Obradovic'e 7, hocama 5 veriyorum. Yok, burada ters puanlama olması lazım bu arada. Kim daha masum? Öyle mi? Evet evet, aynen. Yani ha, şöyle. Kim daha masum? Tamam. Obradovic'e 1, tamam. Fatih Terim'e 3 falan gibi yani. Anladım. Yönlendirmiş o zaman olmayayım da hani 1 3 puan. Anladım. Veririz. O zaman Obradovic'e 1, Fatih Hocam'a 3 veriyorum. Tamamıyla objektif ve hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadı. Alex, sen neler söyleyeceksin? Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Acaba Fenerbahçelilerde bir araba kazasına karışmaya yatkınlık olabilir mi? Niye, geçmişte birlik örneği de var diye mi? Emre Belözoğlu da var. Emre Belözoğlu Galatasaraylı olduğu dönemde yapmamış. Ama Galatasaraylı değilmiş. Sonradan bunu yiyor. Fenerbahçeli olduğunu söylüyor. Posterler üstündeyim. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçelilerde hakikaten böyle bir eğilim var diyebiliriz. Onu yani bilmiyorum ya. Bir kaç tane sporcu hapse düşüyordur? Yani tabi oranlarsan az ama var ya. Düşüktür yani değil mi? O şey düşmüş çok mü acaba ya hapse? Rakibinin dizlerini kırdıran. Şey, Tony Harding evet muhabbetinde mi? Evet, hapis cezası alıyor ama giriyor mu bilmiyorum ya. Yok ya, plastik bir kelepçeyi takıyordur Amerika orası. Değil mi? Ters kelepçe. Ev hapsi. Ev hapsi. Ev hapsi, aynen, olabilir evet. Ya bilmiyorum, Fatih Terim'in çok fazla bir kriminal geçmişi yok. Böyle basit tartaklamalar falan, bunlar bir şey değil yani. Bunlar hele ki Türkiye gibi bir yerde. Bunlar hiçbir şey değil. Ama tartaklama hususunda zaten bir sürü başka teknik direktör de var yani. Fatih Terim'in ötesinde. Yılmaz Vural mı? Yılmaz Vural olsun. Hikmet Karaman F.O.V.O.N'a şey olsun. Bilmiyorum ya, ama Fatih Terim de sonuçta bir melek değil. Hangisi daha masum? Masumiyet puanı veriyorsak Fatih Terim'e 5, Obradovic'e 2. Ya siz niye ters puanlıyorsunuz? Ha yok, tamam, düzgün puan. Doğru doğru. Puanlıyorum işte. Pardon pardon. Bu benim hatam. Masumiyet puanı. Mod şaşırdı, kusura bakma. Pistorius 1 puan. Yani. Şimdi nereden çıktı Pistorius? Yani niye yayını ateşe attın? Aklıma yani kriminal ve futbol şey spor denince hakikaten Pistorius bayağı popüler. Bir tane öyle program yapalım. Gergin müzik koyalım arkaya. Şey testere. Aa, çok iyi. Şey evet evet, testlerin müziği olur. Peki yine hızlıca, madem böyle bir geçmiş karanlık dönemlerden ya, bahsediyoruz. Çok pardon Mod. Bir şey soracağım sana Tunç Bey ya. Şimdi hani biraz radyodayız da benim biraz bir tarafım böyle kapacak. Hani araya alkış ve ha 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 gibi atabilir misin? Onu bir dahaki programa hakikaten bir şey evet, şu anda burada çok fazla tuş var. Bir şeye basarsam bir şeyi bozmaktan korkuyorum. Aman. Evet, aman. Evet evet. 4 tane falan ekran var. Yani ben zaten şey, sandalyeye oturmaya bile korktum. Ayakta yapıyorum şu anda yayını. Götümle bir yere değerim falan filan diye. Peki burada ne var? Önümüzdeki hafta senin istediğin her türlü efekti yaparız ama Kaan. Biraz öğrenelim burada. Çok iyi. Madem kriminal geçmişten bahsettik yine çok hızlıca. Bu ikisinin de geçmişinde yatsınamaz bir gerçek olan oyuncu tartaklama kriterimize de geçelim.
Fatih Terim ve Obradoviç'i bu konularda nasıl değerlendirirsin sevgili Alex? Burada yine ters mi? Tabii ters ters. Yani oyuncu tartaklama düşük puan. Ne kadar oyuncu tartaklarsan o kadar düşük puan alırsın gibi. Hmm. Ya Fatih Terim'in kimi tartaklamışlığı var? Bir tek Emre'ye tokat attığını hatırlıyorum ben. O da hak etti yani. O daha fazlasını ya hak etti. Kesinlikle hak etti evet. Obradoviç'in de ben bir tek Melih Mahmutoğlu'nu tokatladığını hatırlıyorum. Öyle mi? Başka? Bilmiyorum. O zaman tamam, sadece birer tane ise şöyle düşünebiliriz. Melih Mahmutoğlu mu daha sempatik bir karakter yoksa Emre Belözoğlu mu? Hangisine? Ya şurada olsa, elleri bağlı olsa hangisine tokat atmak ister? Çok güzel, çok güzel çevirdin. O yüzden yani çok haklısın. Ya. Gerçekten. Yani hangileri de kaderleri de aynı bu arada. İkisi de Galatasaray'a yazdık. Yani ben şu anda vereceğin her puanı okeyim. Şu an ağzından çıkanlarla beni ikna ettim. İkisi de oğlu bir de mesela. Sonu da öyle. Buradan aynen tehlikeli öyle bir yere gitmeyelim ama. O ayrı. hangisine daha yüksek puan veriyorduk? Yani ya oyuncu tokatlıyorsa, yani oyuncu tartaklayana daha düşük puan vermen lazım. Tamam. Evet. Ya bir kereden bir şey olmaz. O yüzden Obradoviç'e de çok düşük vermek istemiyorum. Tamam. 7 puan Obradoviç'e. Fatih Terim'e de 9 puan. Ne var yani bir kere tokat atmışsa? Tamam çok peki. Güzel. Bana uyar. Kaan sen neler söylersin? Ben Obradoviç'in agresivitelerini daha fazla buluyorum aslında. Tam tartaklama değil belki ama. Tabii mobbing yaptığını düşünüyorum. Hmm. Bazı zaman zaman geri geldi. Ama hocam hiçbir zaman hocam hiçbir zamanla başlayıp evet. Hocam hiçbir zaman oyuncusunu basın önünde yem etmez. Ya, hep kol kırılır, gel içinde kalır. Evet. Kötü oynamışsa da, penaltı kaçırmışsa da olsun der, yürü koçum der, devam et der. Ama Obradoviç taraftarı da etki altına alıp maça sokabilmek için yeri geldiğinde oyuncusuna egzajere edilmiş bir şekilde o agresif kimliğine sığınarak çok şiddetli uyarılarda bulunmuştur. Bunu da ben araştırmacı kimliğimle söylüyorum. Fenerbahçe salonunda çok fazla maça gitmiş biri olarak söylüyorum. Bunu bizzat gördüm. Dolayısıyla yemezler. Hele ben hiç yemem. Obradoviç'e burada 4 veriyorum. Hocama da 8 veriyorum. Bravo. Peki. O zaman son kriterimize geldik. Medya etkisi. Ay pardon, yanlış söyledim. Medya etkisi değil, antrenörlük başarısı. İkisinin de bir antrenörlüğünü kıyaslayalım. Çünkü ikisi de sonuçta kariyerlerine antrenör olarak devam ediyor. Ve ikisinin de ciddi bir antrenörlük başarısı söz konusu. Burada tabii biraz haksızlık olmaması adına ikisini de yine kendi sporu adına değerlendirelim. Yoksa aslında antrenörlük başarısında Fatih Terim'in Obradoviç'in yanında esamesi okunmaz. Sıfır olarak kalır. Ama hadi biraz da siz üzülmeyin diye, hadi Fatih Terim'i de biraz pohpohlayalım diye. Burada kendi sporlarının popülaritesi içerisinde de bir katsayı belirledim ben kafamda. Onu size açıklamayacağım. Siz normal puanlayın. Ben sonra bu popülerlik katsayısıyla çarpacağım. Seni üzeceğini düşünerek çok ufacık teşvik yapmak istiyorum. Tabii. Obradoviç'in bütün Avrupa şampiyonluklarını lig şampiyonluğumuz gibi düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü Obradoviç sürekli en iyi takımla belli bir lig, adı da Euro lig olan kupayı aldığı için ben bir Avrupa kupası başarısı olarak görmüyorum. Obradoviç eğer diyorsa çıksın, Dünya Kupası'nda bilmem nerede, orada burada şovunu yapsın. NBA'ye niye gidemiyor Obradoviç? Ya NBA'ye niye gidemiyor? Aynen. David Blatt miydi? Evet. David Blatt giderken işte bugün yeni bir tane Sırp koç galiba, Phoenix Suns'ın koçu oldu. Evet. Onlar gidebiliyorken Obradoviç niye gidememiş? EuroLeague kesinlikle bir domestik lig olarak kabul edilmelidir. Bu kriter öne sürülürken. Çünkü basketbolda kurduğun en iyi, yani kurduğun takım iyiyse, bunu anlatmama bile gerek yok aslında. Hicap duyuyorum bunu anlatırken ama basketboldaki güç farkı eğer gerçekten dramatik seviyedeyse, basketbol takımlarının, güçlü bir basketbol takımının güçsüz bir basketbol takımına yenilme ihtimali futboldaki gibi değil. Burada sürprize yer yok. Burada underdog yok.
burada kardeşim parayı öttüren düdüğü çalar. Bu kadar basit. Dolayısıyla Obradovic'in şampiyonluklarına saygı duymakla beraber 4 senede mimarı olduğu takımı Avrupa şampiyonu yapan hocamın da hakkını hiçbir şekilde yedirmem. Avrupa şampiyonu olmak öyle bir şeydir. Arkadaş ne konuştun ya, tamam da ver hadi puanı artık, ver 10'unu vereceğim Fatih. Hocam ne 10, Obradovic 9. tamam. Ya ben de bir kere Kaan dediklerine kesinlikle katılıyorum büyük ölçüde. Zorluk olarak bir hakikaten değerlendirmek lazım. Yani Obradovic resmen futbol menajeri açmış. Tamam mı? Real Madrid'i almış. Real Madrid'i alması yetmezmiş gibi bir de mesela Barcelona'ya ad manager yapıyor. Oradan da Messi'yi alıyor kendine. Ya yani bari Real Madrid'i aldın, onunla normal oyna. Yani hocam FIFA'yı da açıp acaba kendini 99'luk oyuncularla besliyor mudur bu adam? Yeni soru. Özel hayatında kesinlikle böyle yaptığını yani şu an hakikaten kalıbını basarım. Bir kere de biraz güçsüz bir takımla oynasaydın da görseydik. Fatih Terim mesela UEFA'yı, Süper Kupa'yı aldığı gibi son 20 senede bir düşünelim. Kaç tane var Galatasaray kadar güçsüz bir takımın UEFA ve Süper Kupa alması? Zenit var. Shakhtar Donetsk var. Hepsi büyük hoca. Yani Luchescu büyük hoca değil mi? Evet. Ya da mesela Porto var. Tamam. Bu tip bir garip bir çıkış yapan. Çünkü Mourinho. Mourinho. Yani hı-hı, bunu ancak büyük hocalar başarabilir. Peki puanın ne yani? Puanım 9 kanka. İkisine de 8. Şimdi ben zaten ya, bildiğim için böyle bir eyyam yapacağınızı bildiğim için basketbol, çarp kat seni ne yaparsan. Basketbolu maalesef ki 1.5 ile çarpıyorum. Dolayısıyla Kaan'ın verdiği puan Fatih Terim'e 10, Obradovic'e 14 oluyor. 13.5 olması gerekmez mi? Ya ben onu kanaat notumla 14 yapıyorum. Ve Alex'in verdiği puan da 12 oluyor. Dolayısıyla günün sonunda şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Saymak çok uzun sürecek. Obradovic kazandı. Nasıl kazandı ya? Evet, Obradovic kazandı. Hiç sanmıyorum öyle olduğunu. Ben sanıyorum. Şu anda puanlamalar önümde. 7 tane deve dişi gibi kriter yaptık. 8.'ye vaktimiz yetmedi. Ve bu 7 kriter sonucunda Obradovic'in Fatih Terim'e ufak bir farkla üstün geldiğini görebiliyoruz. Bu da gayet normal zaten. Bütün dinleyicilerimizin. Ben buradan dinleyicilerimize sandıkları terk etmemesini söylüyorum. Daha sayım yapılmadı. Gerçekten. Daha batı illerinden açılacak sandıklar var. Lütfen ben bu puanlama sistemine gerçekten enteresan incelensin diyorum. Oo. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, puanlamada hata yapmışım. Ya. Şimdi yeni gelen sayımlara göre Obradovic 93 puanda, Fatih Terim ise 96 puanda. Yani tabii canım, daha bile fazla olması lazım. Biraz daha kurcala. Yani, her sayımda daha fazla çıkacak oldu gibi geliyor bana. Obradovic 95 oldu. Yanlış saymamışımdır herhalde. Ya da yanlış saydıysam Fatih da... Terim daha yüksek. Fatih Terim bir imparator. Obradovic'in lakabı nedir? Prens. Hiçbir lakabı yok. Var. Olmaz olur. Nerede mu var abi? Domates. Obra kadabra. Ya bırak şu çocuk işlerini. Hakikaten şu an tepem attı ya. Verdiğim puanları Pokemon, da geri alıyorum. Pokemon. Ya bir tarafta bir imparator var. Kaç kişiye imparator denmiş şu ana kadar? Oğuz Çetin. Oğuz Çetin Kofti ya. Onu sayma. Kofti mi? Kofti. İbrahim Tatlıses mesela. Gerçekten hakikaten imparator yani. Evet, İmparator. Peki. Yani ben bunları bir daha sayacağım. Yüksek Seçim Kurulu'na da göndereceğim bunları. Grafik bekliyoruz. Grafiklerde de puanlamayı göstereceğim size. Siz toplayın, siz karar verin. Dolayısıyla bu hafta inşallah yaparsam Twitter'dan bu puanlamanın ayrıntılı listesini göndereceğim. Yayın süremizi biraz aştık bu haftalık. Hani böyle karnavaldaki ilk yayınımız olması sebebiyle bizi biraz mazur görün. Yayınımızı zaten dinliyorsunuz. Şimdi bizi... Hazır böyle karnavalda falan böyle çıktık, biraz havalandık falan. Oradan böyle bir hani şimdi kalkıp sağda solda hava atarken Twitter'dan 300-500 takipçimiz var demeyelim. Hani mahcup olmayalım. Diyelim 300-500 takipçimiz olsa keşke. İşte diyelim, ondan sonra oradan da 1000'lere 1500'lere çıkalım. Yok, gözümüz o kadar yukarı değil. Bari bir 300-500 falan bunları görelim.
Yani burada yürürken mesela ne bileyim Mesut Süreleri falan filan görüyoruz. Hani onlara da biraz havamız olsun abi, senin 1 milyon var da yani bizim de 300 tane var diyebilelim. Dolayısıyla bizi bir Twitter'dan takip ederseniz. Bir oyundan fazlası bir rakamla. Bir rakamla. Ve Karnaval Radyo'nun podcast sayfasından dinleyip puanlarsanız, yine iTunes'tan puanlarsanız, böyle diloluk gibi oluyor gerçi. Sandıkları patlatıyoruz. Evet, bu haftayla beraber 50. bölümümüzü özellikle bugüne sakladık. Bu 50. bölüm mü? Evet, tam 50. bölüm. Evet. Keşke önceden bilseydim, sürpriz yapardım. Şimdi yarım dal ya. Artık da elimde bir şey yok, hazırlanmam gerekiyor. Tamam, 51. hafta, 51. bölüm önümüzdeki hafta o zaman. 52. bölüm 1. yıl diye düşünelim. Ha, 52 haftadan evet, oradan. Arada yapmadığımız çok oldu ama olsun yani. Tamam, 52. bölümde Alex'ten güzel bir sürpriz bekliyoruz. Artık sözünü verdi, bakalım ne gelecek. Verdim ben. Bakalım bir şey bulacağız artık. Peki. Kaan, Bodrum'dan bize ulaştın. Telefonla bağlandın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ve senin sesini yavaş yavaş azaltıp biz Alex'le Hakan'dan Delik Odu'ya devam ediyoruz. Ne güzel. Bence çok güzel olur. Herkese iyi bir gün geçirmesini diliyorum. Çok teşekkür. Beyler, ağzınıza sağlık. Karnaval Radyo'dan yaptığımız ilk yayın. Güzel yayın oldu bence. Karnaval Radyo diye bir şey var mı ya? Bir şey demeyeyim dedim de. Yani. Karnaval Entertainment Group. Karnaval.com. Karnaval.com, evet. Yani bunun Radyo içinde... Radyo Joy FM var. Joy Metro FM var. Ayrı ayrı hepsi. Metro var. Virgin Radio var. Var yani bayağı. Biz evet. Artık Karnaval.com'da da olacağız değil mi? Evet. Oradayız asıl, oradayız. Zaten yani. Oradayız canım. Karnaval.com'dan. Karnaval'ın da Twitter sayfasını takip edin. O da güzel. Onu niye edesiniz ya? Yok, edin oğlum. Dur oğlum. Adamlar şimdi bir şeyler falan, edin yani. Onu da edin. Onların takipçisi yok. Biz diyelim de siz biz diyelim de yani onu siz bilirsiniz. Ama bizi kesin takip edin. Biz komik şeyler falan da yazıyoruz çünkü. Peki, tekrar ağzınıza sağlık. Kovulmadan yavaş yavaş yayını kapatalım. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah. Görüşmek üzere.